Efendim, bakış programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İki ayrı bölümden oluşuyor programımız. İlk bölümde malum dün işsizlik rakamları açıklandı. Biraz işsizlik rakamlarını konuşacağız Erkan Ataman ile. Ondan sonra ikinci bölümde de Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar bizlerle birlikte sabah Bursa'dan kalktı geldi. Bunların hepsini bugünkü bir saat boyunca sizle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Aynı zamanda Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden, Noyan Doğan Twitter adresi üzerinden de varsa soru ve yorumlarınız ilk bölümde işsizlikle ilgili, ki eminim vardır. Ondan sonra ikinci bölümde de Osman Gazi Belediye Başkanı ile ilgili biraz sonra Sayın Erkan Ataman'la birlikte olacağız efendim. Efendim, Erkan Ataman'la işsizlik üzerine sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldin Erkan. Merhabalar, hoş bulduk. Ben kısaca özetleyeyim, ondan sonra yorumu sana abi bırakayım. Dün işi açıklandı, notunu da almışım. Yaklaşık 3 milyon 715 bin kişiye ulaştı işsiz sayısı. Ve son 7 yılın en yüksek seviyesi, %12.1 seviyesinde bir işsizlik var. Genç nüfusta, yani 15-24 yaş arası işsizlik oranında da 3,5 puanlık bir artış ile %22.6 olmuş. 15-64 yaş grubunda da 1,6 puanlık artışta %12.3 olmuş. Dediğim gibi son 7 yılın en yüksek işsizlik rakamları. Evet. Ne diyorsun? Açık konuşmak gerekirse gerçekten manzara çok parlak değil. %12.1 oranı oldukça yüksek bir oran. Sadece şöyle bir şey söylemek lazım. Mevsim etkilerinden arındırılmış tabloya baktığımızda Eylül ayında 11.3, Ekim'de 11.7 ve Kasım'da 11.8. Aslında burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi aradaki fark, artış oranındaki hız azalma eğilimine girmeye başlamış. Dolayısıyla şu anda kabaca tepe noktasını görmeye başladık gibi diyebilirim. Bu anlamda baktığımız ve değerlendirdiğimizde olayı şöyle söylemek gerekebilir. İstihdamın teşvik edilmesine dair devletin, hükümetin, yasa koyucunun son dönemlerde bu oranın da ne kadar fazla olduğunu gözlemleyerek bunu aşağı doğru çekmek için bir çabası olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu çabayı da ortaya koymak için istihdam teşvik paketleri açıkladılar. Aynı zamanda da geçen günlerde açıklanan bir yaklaşımda da 1 milyon 100 bin kişinin istihdamının gerçekleştirilmesi yönünde birçok kurum söz verdiler. Evet, işte TOBU var, TÜSİAD'ı var, işte Halk Bankası falan hepsi Cumhurbaşkanı nezdinde bir söz verdiler. Eğer bu sözler tutulursa, endişen mi var? Çok net bir şey diyemiyorum çünkü görmek lazım. Biraz zamana bakmak gerekiyor. 1 milyon 100 binin alınması o kadar kolay bir iş değil. Burada önemli olan kavram şu: 1 milyon 100 bin kişiyi alalım, istihdamı sağlayalım ve oranları %10'lara, %9,5, %10 seviyelerine indirelim. Ama aldığımız insanlarla üretim yapmak ve satmak zorundayız. Bu nedenle o 1 milyon 100 bin kişinin gerçekten alınması söz verildiği gibi gerçekleşirse istihdama olumlu etki edecek. Aynı zamanda üretime etki etmesi kaydıyla avantajlı duruma geçebilecektir. O nedenle, mesela ben baktım, marketler işte 5 bin kişi, işte 10 bin kişi falan alacağım diyor. Benim bildiğim zaten o marketler, yani perakende alanında sirkülasyonun çok olduğu bir alandır. Yani benim sadece merak ettiğim, şu demin senin söylediğin artı, benim sadece merak ettiğim, bu 1 milyon küsür bin kişiyi biz yeni kişi olarak bir şey alacağız, ben onu bilmiyorum. Şimdi işin özü şu, o 1 milyon 100 bin kişinin normalde Aralık 2016 sayısının üzerine artı bir kişi olarak düşündüğümüzde, yani o artı 1 milyon 100 bin kişi olarak verilen sözlerin bu şekilde anlamlandırıyoruz. Devletin de teşvik sisteminde vurguladığı bir kavram var. 2016 Aralık sayınızın üzerine Ocak 2017'den sonra, daha çok 1 Şubat 2017'den sonra, bu çünkü daha sonra çıktı. 2017'den sonra her artı bir için geçerli. Ama burada bir önemli bir kavram da var. İşkura'da kayıtlı olmasını önemli vurgulanıyor. Bunun bir ilginç tarafı var. 31-12-2017'ye kadar
teşvik evet. sistemi demek ki sorun orada zaten. Sorun orada. O yüzden buradaki bir yıllık periyod içerisinde düşündüğümüzde bunun bir yıl değil daha uzun vadede bir sürece yayılması halinde alınacak insanların da uzun vadede kurumlarında kalabilme şanslarının olabileceğini düşünebiliriz. Biz çünkü teşviği bu senenin sonuna kadar veriyoruz. 31-12-2017 evet. 1 milyon 100 bin fazla bir kişiyi, ekstra bir kişiyi alacaksak bu senenin sonuna kadar İşkur'a kayıtlı. Bunları yararlanacağız. Yararlanacağız evet. Biz önümüzdeki sene eğer aynı teşviğe devam edersek bütçeye büyük büyük etmezsek de bu kişilerin bir kısmını işten çıkarmak zorunda. Yani biraz geçici ve palyatif bir çözüm gibi. Öyle düşünülebilir. Bence yani bunun ilerleyen süreçlerde tedbirlerini almak zorunda kalacaklarına inanıyorum. Çünkü gerçekten işsizlik çok önemli bir sorun. Bu bizim ülkemiz için düşünmek değil. Dünya üzerinde işsizlik en önemli bir sorun. Erkan genç işsiz nüfusumuz var. Şimdi ağzımda sorun orada zaten. Aldınız. Ben şöyle söyleyeceğim. %22.6 daha önceki yayınlarda 5 işsizden biri, gençten biri işsiz demiştik. Şimdi normalde bu 5.3-5.4 seviyeden yaklaşık 6'ya doğru gidiyor. Şimdi ben bu işsiz oranını gördüğümde dünyada neler yapılıyor diye biraz incelemek istedim. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun düzenlediği bir dergide özellikle dikkatimi çekti. İşsizlik, genç işsizlik dünyada artma eğiliminde. Sadece ülkemizde evet. değil, dünyada artma eğiliminde. Yani biz buradaki yayınlarda sürekli bir şey vurgulamaya çalışıyoruz. Benim de özellikle üzerine bastırarak söylemeye çalıştığım bir şey var. Genç işsizliğin önüne geçebilmenin yolu artık gerçekten meslek edinme kavramının altını çizerek oluşacak. Gençlere mesleklerin sevdirilmesi şartıyla oluşacak. Çağımıza ayak uyduracak gençlerin yetiştirilmesiyle. Birçok genç burada işsiz olarak görünen gençlerin bazılarının eğitim seviyelerinin çok parlak olmadığı ve eğitim seviyeleri parlak olmadığı için iş aramaktan neredeyse vazgeçme eğilimine girdikleri de gözlemlenebiliyor. Bizim bu genç işsizliği bir an önce çözmek gibi bir kaygımız olmalı. Bu istihdam için 1 milyon 100 bin yeni işsiz deniyor. Sigortaya kaydı olmayan, 3 aylık periyotta kaydı olmayanlar isteniyor. Birçok genç belki sigorta hiç kayıt yaptırmadı. Tabii. Birçok gencin belki sigorta hiç kaydı yok. İş aramaktan bile neredeyse vazgeçmek durumunda kaldılar. Bu nedenle genç işsizliğin önüne geçebilmek için gerçekten devletin ilgili kurumlarının önlem alabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu dediğim gibi yayınını incelediğimde bununla ilgili bazı önerileri var ama bu önerileri şu ana kadar aktif olarak hayata geçirebilmiş değil. İşkur'un burada biraz üzerine yük düşüyor ve bunun için de çok çalışıyor. Açık konuşmak gerekirse İşkur. Ancak İşkur'un biraz daha kendini daha fazla ne diyelim bunun adına ister tanıtım faaliyeti demek gerekir, ister bu tanıtım faaliyetleriyle beraber gençlerle daha fazla buluşmak denilebilir. İşin içinde daha fazla olduğu, kendini daha fazla ortada gösterdiği çok çalışıyor ama bilen kişileri baktığımız zaman çok fazla kişinin İşkur'un faaliyetlerinden bilgi sahibi olmadığını görüyoruz. Tabii şimdi geçmiş yani birkaç sene öncesine kadar İşkur daha çok böyle yani bir eğitim olmayan, vasfı olmayan kişilerin müracaat ettiği bir yerdi. Şimdi son birkaç senedir İşkur'a çok büyük görevler ve misyonlar yüklediler ve ben de baktığımda yani İşkur'da sadece öyle işte işsiz insanların olduğu bir alan değil de herkesin müracaat ettiği bir alan var. Şimdi bak işsiz rakamlarında çok önemli bir nokta daha var. Mesela istihdam edilenlerin yüzdesine bakıyorum. %18'i tarımda, %19'u sanayide, %7.4'ü inşaatta. Ne oldu? İnşaat çok iyi bir istihdam alanıydı. Biz inşaata bayağı bel bağladık. Şimdi inşaat istihdama o kadar katkı yapmıyor. Hatırlarsak inşaat sektörüyle ilgili bir konuşmamız vardı bir önceki yayınlarımızda. İnşaat evet güzel bir alan. Daha çok mavi yakalı diyebileceğimiz evet. vasıfsız iş gücünü ortadan kaldıran bir alandı ama sadece ekonomik büyüme modelinde inşaata dayalı bir ekonomik büyüme modeli üretmeye kalkarsak ekonomik dengeler konusunda uzun vadeli sıkıntı yaşama ihtimalimiz var. İstihdamda sadece dediğim gibi vasıflı veya vasıfsız işçi kavramı baktığımızda mavi yakalı diye tabir edebileceğimiz işçilerin yoğunlukla çalıştığı bir alan olduğu için bu bahsettiğiniz oranlar açıkçası karşımıza geliyor. Ben şeyi incelediğimde bu alanlarda şuna baktık. Nerede istihdam artışı var mı? Mevsim etkilerinden arındırılmamış diye baktığımızda sadece hizmet sektöründe bir artış gibi gözlemlenmiş. Ama mevsim etkilerinden arındırılmış diye bakıldığında sayılar açıkçası biraz ülke boyutuna baktığımız zaman ne yazık az geliyor. Sanayi sektöründe 34 bin kişi işe istihdam sağlamış ek. İnşaat sektöründe 9 bin, hizmet sektöründe 21 bin kişi
bizim boyutumuza bir ülke düşünüldüğünde bunun İslam'a çok büyük bir katkısı olmadığı gözlemlenebiliyor. Tabii. Dolayısıyla gerçekten her sektör kendi içinde değerlendirilmeli ve her sektör içerisinde avantajlar yaratılmalı. Bu anlamda baktığımızda taşıyıcı lokomotifin aslında hizmet sektörü hizmet olduğu sektörü. Zaten gözlemlenebiliyor. Orada da ciddi bir şey var. Yani istihdama hala büyük katkısı var hizmet sektörünün. Şimdi çok güzel bir mail var Erkan. Hı. Bir mailden gelmiş bir yorum var. Muhammed Bey yazmış. Özel sektörde 1700 TL'ye iş var. Ama gelip bakıyorlar, beğenmiyorlar. Hem yükleme hem şoförlük diyorlar. Cidden iş var ama herkes 2800 maaşlı iş arıyor. Sonra da Suriyeli kardeşleri alınca da bak ya Araplar geldi işsiz kaldık diyorlar. Çok doğru bir tespit biliyor musunuz? Yani iş özel sektörde iş var ama herkes çıtayı yüksek tutmaya çalışıyor. Ben öyle diyeyim, sana bırakayım. Ben şöyle söyleyeyim. İşte biz yayınlarda ne diyoruz? Genç işsizlik diyoruz. Meslek sahibi, meslek erbabı diyoruz. Şimdi bir kere öncelikli olarak herkesin şunu algılaması lazım. Hem işe başvuran aday için konuşuyorum. Hem de yeni iş seçecek adaylar için söylüyorum. Bir kere öncelikli olarak başladığımız seviye bizim standart ücret seviyemiz ömür boyu aynı şekilde kalacak değil. Biz kendimizi geliştirdikçe, kendimize yatırım yaptıkça, düşünelim ki şoför 1700 lira ücretle başladı. Şoför 1700 lira ücretle başladığında kendisinin taşıma kapasitesi arttıkça, bugün 10 milyon TL civarında bir yükü taşıdığı için 1700 lira ücret alırken, 100 milyon TL civarında bir taşımacılık alanında görevlendirildiğinde o 1700, 1800, belki 2500, belki 3000 lira doğru gidecek. Burada önemli olan bu mesleğin kendilerine nasıl gelecek vaat edip etmeyeceklerini görmek. Kısa vadeli bakmayıp artık iş kavramı dediğimizde kendi beklentimizle uyuşturamayabiliriz. En büyük işsizliğin temel kaynaklarından bir tanesi biraz önceki maili yönlendiren izleyicimizden gelmiş gerçekten. Biz iş ararken hem işverenler açısından söyleyeceğim hem iş arayanlar açısından söyleyeceğim. Kriterlerimizi kendi standartlarımızı düşünerek ortaya koyarsak, yani ben 2800 istiyorum ama şoförlük istiyorum dersek, günün koşullarında 1700 mertebesinde bir o pozisyonun gereği var ise, bizim 2800 lira düşüncemizi 1700 TL'ye çekmemiz ve bununla beraber de çalışmayı kabul etmemiz gerekebilir. Tabii ki yani belli dönemlerde bir takım karşılıklı fedakarlıklar gerekiyor. Bir şey daha var son bu açıklanan işsizlik rakamlarında. Kadın sayısındaki işsizlik oranının çok ciddi bir artış var. Halbuki ben şöyle bilirim, genelde bu tür piyasaların daraldığı dönemlerde ya da biraz işsizliğin arttığı dönemlerde erkekler de yaşanır bu işsizlik sorunu. Kadınlar ise devreye girip o ailedeki açığı kapatmaya çalışır. Şimdi ben bu son işsizlik rakamlarında onu da görmedim. Kadınlarda oran da çok yüksek. Şimdi bir taraftan böyle bakıyoruz ama bir taraftan belki şöyle bakmak lazım. Ben de işsizlik oranı artmakla beraber iş gücüne katılımda da artış var yalnız. Evet, orada da. Onu da özellikle söylemek lazım. Çünkü mesela erkeklerde %6'lık bir puan artışıyla %71.9'a istihdama katılım olmuş. %1.1'le yani erkeklerden daha fazla katılışla da %32.7'ye çıkmış. Burada dikkat ederseniz erkek istihdamındaki oran %71.9, kadın istihdamına katılımdaki oran %32.7. Zaten biz kadınlarımız ne yazık ki çok arkadan geliyorlar, tabii, çok geriden geliyorlar. Şey. Bu anlamda değerlendirdiğimizde biraz daha kadın istihdamının önünü açmakta fayda var. O kadar da teşvikler çıktı aslında, çok uzun süredir bunlar var. Kadın istihdamı sağlayan işverenlere daha uzun vadeli teşvikler var, istihdam teşvikleri var. Burada biraz daha işverenin veya bu seçici kurulların diyelim artık, kadınları dikkate alması ve zaman zaman da işten çıkış süreçleri yaşandığı zaman diyelim, belki buradaki uzaklaştıkları süreci düşünürsek, birinci öncelik olarak kadın erkek cinsiyete bakarak değil, işin niteliklerine bakarak değerlendirmeleri gerekiyor diye inanıyorum. Cinsiyet çünkü birinci öncelik olmamalı. Kadınlar da büyük ihtimal belki şöyle düşünülebilir, erkeğin iş hayatına katılımının daha önemli olduğunu belki kadınlarımız düşünüyordur. Evde biraz daha anaçlıklarını sergileyerek belki o ev ekonomisine farklı yönden destek vermeye çalışıyor da olabilirler ama kadın istihdamını artırmak için yoğun bir çalışma yapılması gerekiyor diye inanıyorum. Son bir dakika şeyde de artışı görüyorum. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruma, yani kayıt dışı çalışan. Zaten asıl bizim bir genç işsizliğiyle mücadele etmemiz lazım. Bir de kayıt dışı ekonomi diye tarif edelim. %33.3, %33.5. Burada sıkıntılardan bir tanesi şu, ne yazık ki biraz önceki izleyicimiz
Suriyeliler giriyor gibi ifade kullandılar. Hani kayıt dışı sizin önünde zaman zaman sadece Suriyeli olarak aktarmamak lazım. Bizim ülkemizde de çok ciddi sayıda yabancı kökenli insanlar yaşıyorlar. Ve onlar daha az ücrete razı olarak bu yerlerde çalışma eğilimine giriyorlar. Burada birincisi genç sizin önüne geçmek olduğu gibi diğer konuda açıkçası kayıt dışı ekonomi ya da kayıt dışı istihdamın önüne geçerek buradaki işsizlik oranlarının aşağı doğru çekilmesi gerekir diyorum. Erkan teşekkürler haftaya. Biraz perakendeyi falan konuşalım, hizmetleri konuşalım. Çok sağ olasın, ağzına sağlık. Efendim az sonra tekrar karşınızda olacağız. Mustafa Dündar, Osman Gazi Belediye Başkanı ile sohbetimizi yapacağız.